Yalova Belediyesi'ndeki yaklaşık 22 milyon liralık zimmetle ilgili eski başkan Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 34 sanığın yargılanmasına başlandı. Hemen ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut'ta önemli detaylar var. Sözü hemen İstanbul'dan Nejat'a bırakalım. Yalova Adalet Sarayı'nın hemen önündeyiz. Duruşma saat 9 itibariyle başladı ve şu anda halen devam ediyor. Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman artık hakim karşısında hesap veriyor. Zimmete para geçirme, usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında mahkeme başlamıştı ve toplamda 34 sanık var. 34 kişi şu an itibariyle hakim karşısında, bunlardan 18'i tutuklu olarak yargılanıyor. Tamına 20 milyonun üzerinde bir rakamdan bahsediliyordu ve o 20 milyonun Yalova Belediyesi'nin kasasından nasıl iç edildiği araştırılmıştı ve iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında da o paraların hangi yöntemlerle diğer hesaplara aktarıldığı da ortaya çıkmış oldu. Şu an itibariyle Vefa Salman tabii bu olayların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bu olaylar nasıl gün yüzüne çıktı, hemen ondan bahsedelim. Yalova Belediyesi'nin muhasebe personeli Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayla Yalova'dan kaçtığı ve ardından Denizli'de yakalanmasının ardından bu soruşturma başlatılmıştı ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu paranın kasalardan nasıl aktarıldığı yönünde bir çalışma yürütüldü ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkındaki ifadelerle birlikte ciddi belge ve bilgilerin de yer aldığını söyleyelim. Eski belediye başkanı Vefa Salman'ın denetim görevini ihmal, irtikaba, göz yumma ve zimmet suçlarından 3 yıldan 18'e kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sabah 9'da Vefa Salman da hakim karşısına geçmişti. 20 milyon liranın üzerinde bir miktardan bahsediyoruz. Tabii Cumhuriyet Başsavcılığı da bu paranın izini sürmeye çalışmıştı ve tam 400'e yakın banka hesabından ayrı ayrı incelemeler yapılmıştı. Bu incelemelerin sonunda 185 ayrı ödemeyle ve şu anda tutuklu bulunan bir müteahhitin hesabına 185 ayrı ödemeden yaklaşık 6.689.000 liralık ödeme yapıldığı, ancak o müteahhitin belediyeye herhangi bir hizmet vermediği ortaya çıktı. Tabii bununla birlikte çok sayıda hesaba, çok sayıda kişiye elden zarf içinde para ödendiği de ortaya çıkmıştı. WhatsApp yazışmalarından sarı zarflara isimler yazılmış ve paralar o şekilde dağıtılmıştı. Temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibine de 75 bin lira zarf içinde bir para teslimatı söz konusu olduğu belgelenmişti. İşte bu nedenle o dönem CHP'li Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman bu iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Şu an itibariyle de hakim karşısında hesap vermeye devam ediyor diyelim. Sözü Yalova'dan merkeze bırakalım.